Döviz kurlarının hareketliliği pazarcı esnafının tezgahlarına yansıdı. Ürünlerinin alım fiyatının yükselmesinden yakınan esnaf Sercan Çiftçi, vatandaşa fiyat yüksek geliyor. Bizim elimizde olan bir şey yok. Benim en fazla kar amacıyla üzerine koyduğum fiyat 3 lira dedi. Sercan Çiftçi. Bir senedir bu işle ilgileniyorum. Daha önce hayvancılık yapıyordum, hala da yapmaya devam ediyorum. Markette hani bir sütün şu an litre fiyatı daha tam olarak açıklanmadı. Bizim verdiğimiz sütçülerden dolayı. Dediler ki işte yılbaşından sonra açıklayacaklar fiyat. Ortada bir fiyat dönüyor ama şu an hiçbir şey belli değil ne oldukları. 4 lira mı olur, 4 falan mı, 400 mü, 400 mü olur bilmiyoruz şu an ne olur fiyatın. Markete giren karton süt, 1 litrelik süt 8 lira oluyor kartona girdiği zaman. Bu tam dolar yükselmeden önce biz şu peynirlerin kilogram fiyatını 22-23 falan alıyorduk, 30 lira arasında satıyorduk. Şu an o kadar şey oldu ki 35 liraya peynir alıyoruz, 35-40 liraya peynir almaya başladık. Ama marketlere tam olarak fiyatların ne olduğunu bilmiyorum şu an. Hiç göz gezdirmedim marketlere ama süt aşırı pahalı. Hani marketlerde. Bizden alış fiyatı çok çok ucuz. Alış fiyatı sütün. Yem fiyatı zaten uçmuş. Uçmuş durumda. Biz hani hayvan önceden çok bakıyorduk. Hayvanlarımız vardı. Şu an bırakma zorunda kaldık yem fiyatlarından dolayı. Yetişemiyoruz yani. Bir ton yem alıyorsun. 4,5 milyara yakın tekrar ediyor. Süt veriyorsun zaten. O kadar süt vermiş olsan. Emmen ne kadar süt vermen lazım tahminen? Bir ton süt vermen lazım ki, bak şu an 4 liradan verseniz yine kurtarmıyor. Yine zararda. Biz o yüzden bıraktık. Birçok tanıdığım da aldığı hayvanları geri satmak zorunda kaldılar. Yem fiyatları yüzünden. Bu sene kurbanlık için aldılar, hepsi geri bırakmak zorunda kaldı insanlar. Alım gücü şöyle söyleyeyim, hani insanlar da zorunluluktan alıyor zaten. Gerçekten zorunluluktan alıyor insan. Geliyor fiyat soruyor, ne kadar diyorum, bu kadar diyorum. Ya diyor ki bu kadar fiyat olur mu? Bizim elimizde olan bir şey yok. Hani ben buna en fazla koydum 3 lira 4 lira kar koyuyorum. Zaten poşetidir, masrafıdır, şuyudur, buyudur, hep sıkıntı. Alım gücü de insana fiyat söylüyorum. Bakıyor, tadına bakıyor, fiyat söylüyorum. Arkasını dönüp geri gidiyor. Normal insanlara karşı da almamaları. Ya, dediğim gibi hani 35 aldığımızı 40'a satıyoruz. 40 aldığımızı 45'e satıyoruz. En fazla koyduğumuz 5 lira süt ürününe kar koyuyoruz. Başka da koymuyor. O da zaten bizimki zaten çok satılan bir şey değil. Akşama kadar toplasan 20, 30, 40, 50 orada bir şey satıyorsun. Zaten doğru düz kar edemiyorsun da. İnsanlara da alım gücü yok. Çok normal. Şu zeytinler en basit olarak da. Süt ürünü değil ama en basit olarak da zeytinler. Dolar önce bahane ettiler. Hani ufak yükseldi bunu yükselttiler. Şu an dolar aşağı çekildi ister istemez. Yine hala aynı. Bu çözüm ya bilmiyorum hani ne söyleyebilirim bilmiyorum şu an çözümle ilgili olarak. Yapılacak bir şey diyor hani kimseye de bir şey diyemiyorsun. Mesela yemciler yem getiriyor. Diyorum ki abi ne, bu fiyat nedir diyorum bu şekilde böyle olmuş. Benim elimde olan bir şey yok ki diyor adam. Dolar yükselmiş. Şu an dolar aşağı çekildi yine.